Merhaba Açık Beyinler. Soru Yorum'un benim sevdiğim sorular serisinde yeni bir bölümde karşınızdayız. Buradaki sorular biraz tuhaf. Onları da tuhaf bir başlık altında toplamayı tercih ettik. Şöyle ki, ben sürekli anlatıp dururum. Sadece ben değil, benim gibi sinir bilimine ilgilenen birçok insan anlatır durur. Hani dışarıdaki dünya gerçek değildir. Bu arada sadece sinir bilimciler değil, aslında bütün filozoflar bilmem ne, herkes bunu anlatmaya çalışmış. Dışarıdaki dünya gördüğümüz gibi değil, gerçeklik bu değil çünkü duyularımız sınırlı falan filan. Peki bunları bilmenin bize ne faydası var? Yani dışarıdaki dünya algıladığımız gibi değil, gerçek değil. Tamam, bunu bildim. Bunlar benim hayatımda ne işe yarayacak? Yani böyle büyük bir kafa karışıklığı ya da nihilizme, hiççiliğe sebep olacaksa ben bunları niye öğreniyorum? Bunun günlük hayatında pratik bir faydası var mı? Azıcık bunun üzerine konuşalım. Şimdi özellikle daha önce Açık Beyin kanalını takip eden arkadaşlarımızdansanız Donald Hoffman'la yaptığımız bir sohbetimizi de yakalamış olmalısınız. Bu Pushing the Boundaries, sınırları aşmak serimizde İngilizce olarak yaptığımız yayınlarda Donald Hoffman adlı bir araştırıcıyı konuk etmiştik. Kendisi bilinç üzerine teorik araştırmalar yapan çok önemli bir bilim insanı ve onun arayüz teorisini biraz kendi ağzından dinlemiştik. Kısaca neydi onun arayüz teorisi? Ki bu arada sadece Hoffman'a ait değil, çok yeni bir şey değil. İnsan bilişiyle, insan algısıyla, insan beynin işleyişiyle ilgilenen hemen hemen herkesin 3 aşağı 5 yukarı fark ettiği ama Donald Hoffman'ın çok güzel formüle ettiği bir mesele bu. O da şu: duyularımız çok kısıtlı, dış dünyadan işte bir takım ışıktır, sestir, o tip uyaranları alıp beynimize elektrik sinyalleri olarak gönderen bir sinir sistemimiz var. Karanlık bir kutudaki beynimizde o gelen sinyallerden yok görüntüdür, sestir, dokunmadır, acıdır bir takım yorumlar çıkarıyor. Dolayısıyla biz dış dünya diye bir şey algılarken aslında bunu beynimizin içinde oluşturulmuş bir senaryonun içinde yaşıyoruz. Yani dış dünya sandığımız şey aslında beynimizin içinde oluşturulan bir temsil. Şimdi bu entelektüel bir bilgi olarak iyi güzel falan filan ama biraz ciddi düşünürseniz akşam uykunuz kaçar. Yani anneniz babanız da öyle, eşiniz dostunuz da öyle, yediğiniz içtiğiniz o yıldızlar galaksiler hepsi kafanızın içindeki yorumlardan ibaret. Bu tabii rahatsız edici bir bilgi. Bir de ben bu bilgiyle ne yapacağım? Donald Hoffman diyor ki bize, aslında dış dünyayı olduğu gibi görmemek güzel bir şey. Bu dış dünya görüntüsü, bizim algıladığımız o şey, duyduğumuz sesler aslında bir bilgisayarın işte masaüstü gibi bir arayüz diyor. Bilgisayarın masaüstünü biliyorsunuz. İşte öyle ikonlar var değil mi? Farenizin imleci var, böyle bir şeyler yapıyorsunuz, tıklıyorsunuz falan. Diyelim sarı renkli bir klasör simgesine tıklayınca klasörün içindeki dosyaları görüyorsunuz. Herkes buna alışık. Ama herkes aynı zamanda şunu biliyor. Bilgisayarın içinde aslında sarı renkli öyle küçük bir klasör yok. Fiziksel olarak böyle bir nesne yok. Nedir o arayüzdeki o klasör görüntüsü? Sizin bilgisayara bir komut vermeniz için görsel bir arayüz. Siz ona tıklama işini yaptığınız zaman bilgisayar aslında bir komut dosyası çalıştırıp sizin için işte bazı dosyaları listeliyor ve onları da kolay görün diye size böyle kutu benzeri bir şeyin içerisinde bir takım dosya isimleriyle onu gösteriyor. Aslında bilgisayarın içinde bunların hiçbiri yok. Mesela çöp kutusu var değil mi? Alıyorsunuz bir şeyi çöp kutusuna atıyorsunuz, blönk diye içine düşüyor, fışık diye bir ses geliyor falan boşaltınca. Bunların hepsinin size yapılan, size özel ve gerçek olmayan geri bildirimler olduğunu biliyorsunuz. Ama bu arayüz ne işe yarıyor? Bizim bilgisayarla işlerimizi rahatça yapabilmemize, bilgisayar denen cihazı kullanabilmemizi sağlıyor. Yoksa bunların hepsinin arkasında hani göremeyeceğimiz, algılayamayacağımız kodlar var aslında. Birlerden, sıfırlardan oluşan elektrik akımları. Dolayısıyla bunları anlaşılır bir hale döndüren şeydir arayüz. Ve eğer Hoffman haklıysa, ki haklı gibi gözüküyor, şu anda yaşadığımız bu dünyadaki bütün tecrübeler aslında işte masa üstündeki simgeler gibi, ben dahil, ben mesela bir simgeyim, işte şu anda konuşan bir simgeyim ama yolda karşılaştığınızda tıklamayla değil de konuşarak benimle etkileşime geçebiliyorsunuz. Anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız öyle. Dış dünyadaki her şey sizin onunla etkileşime geçmek için zihninizce tasarlanmış bir arayüze benziyor. Tamam, bunu öğrendik. Ne olacak şimdi? Eğer bu gerçek değilse ve bizim beynimiz tarafından oluşturuluyorsa, bu gerçekliği oluşturan beynimizin kodlarıyla oynadığımızda arayüz acaba değişir mi? Bilgisayarda yapıyoruz ya, masaüstü teması diye bir şey uyguluyorsunuz. Bir anda masaüstünüzün bütün görüntüsü değişiyor. İkonların şekli değişiyor. İşte başlat çubuğunuzun yeri kayıyor, bir şeyler oluyor falan. Mouse imlecinizin şekli değişiyor. Ama bunlar bir tıkla bilgisayarda yapılırken bizde yapılabiliyor mu acaba? Bilgisayarda bir tıklamayla bütün o arayüzü değiştirebilme becerisinin acaba gerçek hayatta bizde karşılığı var mı? Şimdi en basitinden mesela bazı kimyasal maddelerin zihinleri nasıl uçurduğunu biliyorsunuz. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler,
Hiç kullanmamış olsanız bile etkilerini duymuş olabilirsiniz. Bunlar gerçeklik algımızı baştan başa etkileyebiliyor. Hatta tıbben kullanılan bazı maddeler var. Diş hekiminde verdikleri uyuşturucular, ameliyatlarda verdikleri anestezik maddeler vesaire bilincimizi kaybetmemizi sağlayabildiği gibi bütün gördüğümüz nesnelerin de değişmesini, garip garip hayaller görmemizi falan sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu başlı başına kimyasallarla gerçeklik algımızın değişmesi, gerçeklik algımızın gerçek olmadığının en önemli doğrudan kanıtlarından bir tanesi. Ya da mesela diyelim ki aşık oldunuz ya da çok 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 önemli ve güzel bir haber aldınız. Ne oluyor? Mesela dışarı çıkıp her gün baktığınız ağaçlar, kuşlar size bambaşka gözükmeye başlıyor. Özellikle insanlar aşık olunca normal kuş ötüşü bile onlara şarkı gibi gelmeye başlar. Böyle tuhaf şeyler olur. Bulutlarda kalp görmeler falan değil mi? Ay aynı işte falan bilmem neye benziyor gibi. Böyle hoş hoş denk gelmeler, yakalamalar. Bunlar da günlük olarak arayüzümüzde meydana gelen küçük değişimler. Ama daha önemlisi var. Özellikle duygusal olarak yansıttıklarımız bu dünyaya büyük oranda zihinsel kodlarımızla alakalı. Ne demek istiyorum? Falanca lafa sinirlenmek, falanca şeyi sevmek ya da sevmemek. Bunların bizim zihnimizin ürettiği tepkiler olduğunu biliyorsak eğer, fark ediyorsak, en kolay yapabileceğimiz iş bu kodları değiştirmek. Mesela ben falanca şeyi sevmem ya da falanca şeysiz yapamam dediğiniz yargıların aslında zihinsel arayüzünüzün bir sonucu olduğunu fark ederseniz ne olur? Bunları değiştirebileceğinizi fark edersiniz. Belki o kadar kolay değil. Mesela diyelim bir masaüstü teması uygulayacak bir bilgisayar programınız ya da eklentiniz yok. Hani o zaman ne oluyor? İşte bilgisayar kodlarını bilmeniz gerekiyor. Gidip kendinize bir program yazıp arayüzü değiştirebiliyorsunuz. Belki biraz bunun kadar zor olabilir bazı alışkanlıkları ya da yargıları değiştirmek ama bunun mümkün olduğunu fark etmek hayatta çok ciddi bir özgürlük sağlıyor. Bir kere İyi ki bilgisayarın masaüstü gibi her an değiştiremiyoruz. Düşünsenize, yani bu yetenek insanın eline verirse bu herkes ayrı bir dünyada yaşardı. Kendi multiverse'lerimizde, kendi efendim ne metaverse'lerimizde kafamıza göre takılırdık ama o zaman aynı dünyayı tutarlı bir şekilde paylaşmamız mümkün olmazdı. Evrimsel olarak arayüzümüz çok inandırıcı, çok değişmez gözüküyor ama inanın o kadar değişmez değil. Biliyorsunuz küçükken algıladığınız dünyayla büyüdüğünüzde algıladığınız dünya birbirinden çok farklı. Dünya değişmiyor. Bizim zihinsel kodlarımız, onu algılayan sistemlerimiz değişiyor. Bir kitabı okuyorsunuz, 20 yıl sonra tekrar okuduğunuzda o kitaptan bambaşka şeyler anlıyorsunuz. Çünkü artık siz bambaşka bir insan oluyorsunuz. Özetle dış dünyanın gerçek olmadığını fark etmek en özgürleştirici deneyimlerden bir tanesi. Platon'un mağara alegorisinden tutun, günümüzün işte bu arayüz kuramlarına kadar hemen her şey aslında bize aynı şeyi söylüyor. Bu yaşadığımız dünyaya mahkum değiliz. Zihnimizi nasıl değiştirebileceğimizi, onu nasıl farklı işletebileceğimizi biliyorsak bu dünyayı değiştirmemiz de çok mümkün. Biz Açık Beyin'de zaten neyle uğraşıyoruz? İşte tam olarak bunlarla uğraşıyoruz. Mesela Açık Beyin Zip'te devamlı mercek altına aldığımız konu bu. Daha işlevsel, daha verimli bir dünya tasavvurunu, bir algı sistemini, bir beyin işleyişini nasıl gerçekleştirebiliriz? Önce kendi üzerimizde çalışıyoruz. Sonra hani böyle işe yarayan kısımları da herkese ikram etmeye çalışıyoruz. Ama bunun için son cümle olarak şunu söyleyeyim. Kimseye ihtiyacınız yok. Tek başınıza oturup kendi kendinize tamamen bütün bunların sizin için ne anlama geldiğini düşünmeye başladığınız andan itibaren düşünmek düşüneni değiştirir diyen David Peat'i haklı çıkaracak bir dizi tecrübeyi hemen yaşamaya başlayacaksınız. O yüzden malum yeni dünyanın cesur insanında ne dedim? Durmak en cesur eylem. Bir durup bunların gerçek olmadığı bir dünyada ne kadar lüzumsuz şeylere nasıl vakit harcadığımızı bir düşünürsek sanıyorum arayüz bayağı havalı bir hale gelecek ve o zaman şu varlığı, şu varoluşu olduğu gibi kabul etmenin ne demek olduğunu, şu anda bize verilen şeylerin gerçek yüzlerini fark etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu ve bundan sonraki hayatımıza nasıl devam edeceğimizi çok farklı şekillerde görebileceğiz diye düşünüyorum. Evde denemeye değer, dışarısı gerçek değil ama şu anda yaşadığımız her şey son derece gerçek. Bu konu biraz değiştirmek hepimizin elinde.